Soruda bir patatesten birbiriyle tamamen aynı olacak şekilde küp şeklinde 6 parçanın doğrandığı yazıyor arkadaşlar. Her bir küpün de ilk ağırlığı kaydedilmiş. Daha sonrasında her küp üstü açık, her biri farklı bir sakkaroz çözeltisi içeren 6 beher birinin içerisine konulmuş. Bu küpler 23 derece sabit sıcaklıkta 24 saat boyunca beher içinde bekletilmiş. 24 saat sonra küpler beher glaslardan çıkartılıp kurutulmuş ve yeniden ağırlıkları ölçülmüş. Net su kazanımı veya kaybından dolayı kütlede görülen yüzdelik değişim her küp için ayrı ayrı ölçülmüş. Yüzdelik değişimleri sağdaki grafikte görüyoruz arkadaşlar. Yani buradaki grafik. Grafiğin üzerine çizilen düz çizgi ise deneye dahil edilmeyen diğer sakkaroz konsantrasyonlarından elde edilebilecek sonuçları tahmin etmeye yardımcı olması için çizilmiş. Soru da bizden ne isteniyor şimdi bakalım. Grafikteki düz çizgiyi kullanarak 23 derecedeki patates küplerinin su potansiyelini bar cinsinden hesaplayın. Sonucu virgülden sonra bir ondalık hane ile gösterin. Şimdi videoyu durdurarak soruyu kendiniz çözmeyi deneyin lütfen. Pekala, gelin şimdi birlikte bakalım. İlk olarak bu soruda neden bahsedildiğine bakalım, tamam mı? Elimizde bir patates vardı, değil mi? Bu patatesten küp şeklinde 6 parça kestik ve bu 6 küpü molaritesi farklı 6 sakkaroz çözeltisinin içerisine koyduk. Bu veri göstergesine bakalım. Küplerden birini aldık. Buraya da bir sakkaroz çözeltisi çizelim. Aslında bu çözeltinin içinde hiç sakkaroz yok. Küpü çözeltiye attığımızda net bir kütle kazanımı olduğunu görüyoruz. Grafiğe bakarak kütlenin yüzde 22 civarında arttığını söyleyebiliriz. Bunun sebebi de aslında çözeltideki suyun küpün içerisine dolması. Grafiğin diğer ucunda ise sakkaroz oranı yüksek bir çözelti olduğunu görüyoruz. Yani sakkaroz konsantrasyonu oldukça yüksek. Bu çözeltinin içerisine bir küp attığımızda kübün kütlesinin %25 azaldığını görüyoruz. Bunun sebebi ise küpün içerisindeki suyun dışarı taşması. Peki 23 santigrat derecedeki küplerin su potansiyelini nasıl bulabiliriz? Bunun için küp ve sakkaroz çözeltisinin aynı su potansiyeline sahip olduğu bir durum düşünelim. Bu durumda küpün içerisine su girmez veya dışarıya su taşmaz değil mi? Peki bunu grafikte nerede görüyoruz? İki göstergenin denk geldiği, yani kütle değişiminin yüzde 0 olduğu noktayı bulmamız gerekiyor. Kütle değişiminin yüzde 0 olduğu noktadan sağa doğru giderek bu çizgiye geldik. Bu çizgideki kütle değişimi yüzde 0. Burası 0,4 olduğuna göre burası da 0,5 olur. Burası yaklaşık olarak 0,44'lük molar kütleye sahip bir sakkaroz çözeltisi, tamam mı? 0,44'lük molar çözelti. Molar kütlesi 0,44 olan bu sakkaroz çözeltisinin su potansiyeli patates küplerinin su potansiyeline eşit. Peki bu değeri nasıl bulabiliriz? Su potansiyeli ile ilgili ilk videoda bunun denklemini göstermiştim. Yunanca PSI harfi ile ifade edilen su potansiyeli çözünen madde potansiyeli ile basınç potansiyelinin toplamına eşittir. Soruda üstü açık ve olduğu belirtilmiş. Yani bir basınç uygulayan herhangi bir kuvvet veya piston benzeri bir alet yok. Bu nedenle basınç potansiyeli sıfıra eşit. Sadece çözünen madde potansiyelini bulmamız gerekiyor. Daha önceki videolarda çözünen madde potansiyelinin nasıl bulunduğunu göstermiştik. Formülü yazalım. Negatif i çarpı c çarpı r çarpı t. Buradaki i değeri iyonlaşma sabitini ifade eder, temsil eder. Elimizde sakkaroz çözeltileri olduğuna göre sakkarozu suyun içine atarsak sakkaroz molekülleri yapısını korur mu yoksa parçalanır mı? Sakkaroz molekülleri parçalanmaz. Tek bir molekül olarak kalır. Dolayısıyla bu değer ne olur? 1 olur. Örneğin elimizde sodyum klorür olsaydı her bir sodyum klorür molekülü sodyum iyonu ve klor iyonu şeklinde parçalarına ayrılırdı. Dolayısıyla bu değer 2 olurdu. Ancak sakkaroz için bu değerin 1 olduğunu söyleyebiliriz. C değeri ise çözeltinin molaritesini ifade eder. Bunun 0,44 olduğunu öncesinde bulmuştuk. Bunu da yazalım. Çözünen madde potansiyelini böyle yazalım şimdi arkadaşlar. Eksi 1 çarpı 0,44 mol. Burada bütün birimleri yazsak daha iyi. Litre başına mol diyelim. R değeri bazı durumlarda basınç sabiti olarak da adlandırılır. Ancak evrensel gaz sabiti olarak da ifade edilebilir. Bazı sınavlarda bu değerin ne olduğu sorunun içerisinde verilir. Bu değer 0,0831 litre çarpı bar bölü mol çarpı kelvin değerine eşit. Bazı sorularda başka bazı sorularda bu değerin farklı birimlerle de ifade edildiğini görmüş olabilirsiniz. Dediğim gibi bazı durumlarda evrensel gaz sabiti olarak verilir. Daha sonrasında bu üç değeri kelvin cinsinden sıcaklıkla çarpmamız gerekir. Soruda sıcaklığın 23 santigrat derece olduğu verilmiş. Bunu kelvin cinsinden yazmak için 273 eklememiz gerekiyor. Yani 273 artı 23'ten sıcaklığın 296 kelvin olduğunu söyleyebiliriz. Buradan bir negatif değer gelir birimlere bakarsak litreler birbirini götürür, moller de birbirini götürür, kelvinler de aynı şekilde. Elimizde birim olarak sadece bar kaldı. Soruda da zaten bizden bunu bulmamız istenmişti değil mi? Bar cinsinde denmişti. Çünkü su potansiyeli bar cinsinden ifade edilir. Bunu hesap makinesiyle hesaplasak iyi olacak. 0,44 çarpı 0,831 çarpı 296 değerini bulmamız lazım. Soruda sonucu virgülden sonra tek bir ondalığa yuvarlamamız istenmiş. Yani yaklaşık olarak 10,8. Buradan da eksi gelir. Yani sonuç ne oldu arkadaşlar? Eksi 10,8. Böylece soruyu çözmüş olduk.